Efendim hepinize merhabalar. Ben Eylül Özdemir. Eylül'ün Penceresinden programıyla bugün yine huzurlarınızdayım. Bugün güzellik üzerine konuşacağız. Çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Tuğba Yeşil, Ege Üniversitesi mezunu üstelik. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yeşil dedim. Yaşlı. Yaşlı. Evet. Doğru. Yaşlı. Yaşlı. Genç bir hanımefendi. Evet. Nasılsınız? İyi. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Bize biraz kendinizden bahsederseniz bu güzellik olayı ne zaman başladı? Evet. 31 yaşındayım. Lise zamanlarımda başladı. Karşıyaka Kızmeslek Lisesi mezunuyum. Cilt bakımı güzellik uzmanlığı. Onun üzerine Ege Üniversitesi Cilt Bakımı Güzellik Uzmanlığı bölümünü bitirdim. Sonrasında da yaklaşık bir 5-6 sene kendimi geliştirmek adına başka güzellik salonlarında, merkezlerde çalıştım. Sonrasında da kendimi özel yer açtım. İki tane şubemiz var. Biri Şirinyer Burca'da, birisi Karşıyaka Çarşı'da. Güzelliğe dair bütün işlemlerimiz var. Her şey var. Evet, ben geldim gördüm. Evet. Çok yoğun çalışıyorsunuz ve bir daire diye düşünüyordum ben. Üç daire, üçü de dolu, tıklım tıklım dolu olan bir güzellik salonu maşallah diyeyim size gerçekten. Evet. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Neler var peki? Yaptığınız işlemler nelerdir? Şimdi en başta cilt bakımlarımız var. İşte ozon tedavilerimiz, kırışıklık tedavilerimiz, leke tedavilerimiz. Onun haricinde mikroblading kıl tekniği, pudralama sistemi, eyeliner, dudak renklendirme, ipek kirpi, kirpik liftingi, bölgesel incelme, protez tırnak. Onun haricinde lazer epilasyon en önemlilerinden bir tanesi. Peki lazer epilasyon dediniz, çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Lazer epilasyonla ilgili yasaklar gelmişti diye biliyorum. Evet. Bunlarla ilgili çalışmaları nasıl devam ettirebiliyorsunuz? Yani şu doktor an için kontrolünde mi oluyor yoksa? Yok, şu an için herhangi bir onunla ilgili bir yasak daha başlamadı. Başlamadı. Başladı. Süreci var evet, daha. Evet, süreci var. Aynen doğrudur. Hı-hı. Bu şekilde. Peki kirpik yapıyorsun. Kirpiklerin zararı yok mu? Şimdi şöyle bir kirpik liftingi işlemimiz var. Bu tamamen kendi kirpiklerinize keratin yüklüyoruz. Aynı zamanda daha kıvrık durmasını sağlıyoruz. Boya kök boyalarıyla kirpiklerinizi boyayarak daha uzun kalmasını sağlıyoruz. Bu çok doğal bir işlem. İpek kirpik ise kendi kirpiklerinizin arasına ipek kirpik takıyoruz. Bunda da çok yoğun olmamak kaydıyla ve kişi kendisi çıkarmaya çalışmadığı sürece gelip bizim merkezlerimizde çıkartırsa o zaman herhangi bir yan etki Dökülme olmuyor. Ama işte bazı kişiler evde kendileri çekip çıkarmaya çalışıyorlar. Evet, doğal olarak kendi kirpiklerine zarar vermiş oluyorlar. O yüzden de genelde hani benim kirpiklerim döküldü gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama dediğim gibi gelip burada bizle çıkartırsa özel solüsyonları var. 15 dakikalık bir işlem hemen çıkartılıyor. Hiçbir şekilde de kirpiğe zarar vermiyor. Onu ben yaşamıştım. Evet. Kirpik takılmıştı. Evet. Ve o kirpikleri ben benim kirpiklerim uzun sarı. Hı hı. Kendim rimelle boyadığım zaman çok daha şirin görünüyor diye düşünüyorum. Evet. Şu anda kendi kirpiklerim. Evet. O kirpikleri tek tek kendim yolmuştum, çıkartmıştım ve korkunç olmuştum. Evet, gerçekten. O tekrardan şükür olsun çıktı. Evet, peki zayıflama. Bölgesel incelme. Şimdi bunda yeni sistemlerimiz var. Heykel tıraş uygulamamız var. G5 uygulamamız var. Bu da G5 gene selütlerde ve sıkılaşmada çok etkili olan bir yöntem. Heykel tıraş ise her girdiğiniz seansta 2 ila 8 cm arasında incelme kat ediyoruz. 8 seansın sonunda 10 santim net incelme garantisi veriyoruz. Kesin diyorsun. Kesin, evet. 8 seansın sonunda minimum 10 santim incelme garantisi veriyoruz. Sonrasında G5 ile bunu takviye ediyoruz. G5 de tamamen sıkılaşmaya ve toparlamaya yönelik bir işlem. Haftada bir kez geliyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bol su tüketmek. Hmm. Tabii ki yediklerimize dikkat edeceğiz. Yani mutlaka ki dikkat etmemiz gerekiyor ama öyle aşırı bir rejimi, işte aşırı bir şeye girmeye gerek yok. Dediğim gibi bol bol su tüketerek sıvılaşan yağlar idrar yoluyla zaten atılıyor. Haftada bir kez 8 seanslık kür şeklinde gelirseniz iki bedene kadar incelmeyi görüyoruz. Garantiliyorsunuz. Garantiliyoruz yani. Evet. Peki bu arada hanımlara neler öneriyorsunuz? Yaz geldi şimdi. Şimdi yaz geldi. Öncelikle mutlaka güneş koruyucusuz asla dışarıya çıkmamayı öneriyorum. Çünkü şu anda güneş zararlı ışınlar cildimize kesinlikle zarar veriyor. O yüzden mutlaka güneş koruyucusu kullanmamız lazım. Dediğim gibi gene güneşten korunmak için bol bol su tüketmek lazım. Selülit olmaması için kafeinli içecekler, kola, Nescafe gibi şeylerden uzak durmak lazım. Cildimize her daim mutlaka ayda bir defa da olsa cilt bakımı ihtiyacımız var.
Yani bir ölüderi tabakasının atılması, bir cildin güneşten arınması için mutlaka bir cilt bakımı yapmamız gerekiyor, şart. Bölgesel olarak da dediğim gibi sürekli sabit oturmamak, işte hareketli olmak, biraz spor yapmak, bunlar tabii vücudumuza etkili olan işlemlerden biri. Böyle. Yani sürekli diyorsunuz hareket halinde olacaksınız ki evet, kilo almayasınız, bolda su tüketeceksiniz. Ama bizler kahve içmeyi çok severler toplum olarak. Yani kahveyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Kahvenin içerisine süt tozu atmak mesela selütü olmasına sebep oluyor. Evet, sade filtre kahveleri tüketmeleri daha hani en azından daha aza indirgemiş oluyorsunuz. Filtre kahve. Filtre kahveler. Evet. Tercihimiz ondan yana olmalı. Tercihimiz ondan yana olmalı. Aynen. Çok güzel. Bu arada tabii ki hanımlar bizi izliyor. Belki beyler de izliyordur ama beylerle ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Var. Var mı? Genel lazer epilasyonumuz, bölgesel incelmemiz, bütün işlemlerimiz var. Mikrobleeding bile yaptıran harika beyler var. Evet. Harika. O yüzden her şekilde işlem yapıyoruz. Çok güzel. Peki hediyelerimiz de var bu arada. Bizden ayrılmayın. Az sonra hediyeler vereceğiz sizlere. Sevgili izleyicilerimiz. Peki kirpiklerimizin uzamasını istiyoruz. Lifting yaptırdık. Onun dışında bizim evde yapmamız gereken bir şey var mı? Mesela bir besleyici yağ, zeytinyağı, ne bileyim keratin evet, yağı. Evet, zeytinyağı olabilir. Bu Hindistan cevizi yağları olabilir. Bunlar da çok etkili. Kirpiklerin işte uzamasında. Bu tür şeyler kullanılabilir. Yani onun haricinde aktarlarda satılan böyle özel böyle 21 tane yağın karışımı serumlar var. Onlardan kullanılabilir. Kaş kirpik için öyle kaş mi? Kaş kirpik için evet. Özel oluyor zaten onlar. Genelde aktarlarda işte eczanelerde bu tür yerlerde satılıyor. Yoğunlaştırıyor. Tabii tabii yoğunlaştırıyor. O besliyor aynı zamanda. Bunlardan kullanılabilir. Böyle. Peki kaşları nasıl, o dövme olarak mı yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, yoksa renklendirme mi oluyor? Evet, renklendirme oluyor ama dövme boyası şeklinde değil, kök boyaları kullanıyoruz. Bu da tamamen doğal olmasını sağlıyor. Kök boyaları da nasıl? İşte birçok şey var, renk tonu var. Ve kıl efekti verilerek işlem yapılıyor. Tamamen böyle doldurma, dövme, işte siyah renk kullanılarak değil de tam saçınızın ve kaşınızın rengine uygun renk tonları seçilerek mikrobleeding kıl tekniği dediğimiz kıl efekti vererek işlem yapılıyor. Zaten öncesinde altın oran dediğimiz şekilde çizim yapılıyor. Sizin kaşınıza göre, işte burun ölçülerinize göre çiziminiz yapılıyor. Öncelikle uyuşturuluyor zaten. Ondan sonrasında çizim yapılıyor. Çizildikten sonra da dediğim gibi siz görüyorsunuz, birlikte uzmanımla beraber karar veriyorsunuz. İstemediğiniz, beğenmediğiniz yerler varsa birlikte uzmanımla beraber değerlendirip o şekilde mikrobleeding kıl tekniği, kıl efekti verilerek işlem yapılıyor. Bir acısı oluyor yok, mu? Yok, uyuşturma işlemi yaptığımız için ağrı acısızı hissetmiyorsunuz. Bir de kontrolleri oluyor mutlaka ki bir seans iki kontrol şeklinde gelmenizi tavsiye ediyoruz. O da 15 gün aralıklarla kişinin cilt yapısına göre. Orada da tekrardan rötuşları yapılarak yaklaşık 2 yıl kadar kullanma şeyimiz var, olasılığımız var. Bu şekilde. Peki yine ben zayıflamaya döneceğim. Benim kiloyla problemlerim olduğu için. Gıdayla ilgili neler yapılabilir? Gıdayla ilgili lifting yapılabilir. Lifting oradaki kasları hareket ettirerek oradaki sarkmaları toparlatabiliriz. Ya da böyle çok yağlı bir gıdımız varsa, sarkmışsa tekrar yine heykeltıraşla 8 seansta onu yok edebiliyoruz. Yanak bölümlerine kadar çıkıp oradaki... Enzim var. Enzimle ilgili tavsiyeleriniz var mı? Mesela gıda enzimi yapılıyor. Yani eski mezoterapi diyoruz evet, ki ona işte benzer bir şey. Bizim alanımız değil. Doktorların dermatologların yapması gereken işlemler. O yüzden o konuyla ilgili çok bir bilgi vermem doğru olmaz açıkçası. Benim en çok takıldığım selülit olaylarıdır. Yani bu selülitlerin geçirilmesi ve onlara uygulanan iğne sistemleri de varmış. Mesela güzel salonlarında yapılabiliyormuş. Doğru mu? Hayır, doğru değil. Hiçbir şekilde enjeksiyonlu işlemler, enjeksiyon işlemleri güzellik uzmanları tarafından yapılmamalı. Zaten kesinlikle tavsiye etmiyorum. Botoks, dolgu gibi şeyler mutlaka doktor kontrolünde ve doktorun yapması gereken işlemler. Bizim yapmamız gereken işlemler işte ipek kirpik, kirpik liftingi, kaş, bölgesel incelme dediğimiz gibi lazer epilasyon. Bunlarla ilgili bütün eğitimleri alıyoruz zaten. Özellikle üniversite mezunu olduğum için bunlarla ilgili yeteri kadar bilgim ve deneyimim var. Siz kendiniz işlemlere giriyor musunuz? İlk başlarda tabii ki giriyordum ama yoğunlaştıkça... Kaç kişi çalışıyor? 14 kişi bir
şubemde çalışıyor. Bir yaklaşık 6 kişi de, orası daha yeni açıldı, 3 aylık bir yer. Buca'daki yer. Evet, Buca'daki yer. Orada da bir 6 kişi çalışıyor. Böyle herkese... O 14 kişi dediğiniz yerde ben böyle sanki 30 kişi görmüş gibiyim. O kadar yoğundu ki. Evet, evet. Çok yoğun çalışıyor. Çok fazla yani gerçekten koridorlarda bekleyenler vardı. Evet, çok İlk defa böyle bir güzel salonuyla karşılaştım diyebilirim. Demek ki insanlar sizden çok memnun, çok mutlu. Evet. Ki sık sık geliyorlar. Bir de biraz da her kesime hitap ediyoruz. Biraz da uygun çalışıyoruz. Kampanyalarınız çok evet, güzel. Yaptığımız işlemler çok başarılı. Hani kampanya olduğu için hiçbir şekilde işimizi dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten öyle. Bu da tabii ki etkiliyor işimizi de. Aynı işlemi farklı fiyatlarla yaptıkları için her şey aslında serbest piyasaya döndü maalesef. Ve siz çok böyle uygun fiyatlara yapıyorsunuz ama çok da güzel aynı işlemi aynı şekilde neticesi aynı oluyor. Evet. Hiçbir farkı yok. Evet. Ben de evet gidiyorum ve tavsiye ediyorum sizlere. Teşekkür ederim. Henüz iki seans gitmiştim ben değil mi? Sonrasında bir ara verdik ama devam edeceğiz herhalde. 6 seans daha devam edeceğiz. Edeceğiz evet. Güzel olacak güzel sonuçlarımız. Ama bol su, bol tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ediyoruz, bol su. Cilt bakımlarımız var, onlardan bahsedebiliriz. Tabii ki. Ozon tedavilerimiz var. Ozon tedavisi mesela çok dikkatimi çeker. Evet. Benim hiç bildiğim bir şey de değildir. Ozon terapi dediğimiz şey 9 aylık bebekten 90 yaşındaki kişiye kadar uygulanabilen tamamen doğal bir işlem. O da tamamen oksijen veriyoruz deri altına. Bunu da tabii ki ürünlerle ve cihazlarla yapıyoruz. 45 dakika sürüyor uygulamalarımız. Hem gözeneklerde, hem kırışıklıklarda, hem cildin yenilenmesinde, elastin kolajen liflerin desteklenmesinde çok çok etkili bir yöntem. İşleme girip çıktıktan sonraki farkı siz birebir direkt görüyorsunuz. İnce kırışıklıklar tamamen açılıyor. Botoks etkisi dediğimiz bir işlem. Çok güzel. Evet. Gözenekler kapanıyor, lekelerin açılması söz konusu. Ve bunu düzenli olarak 4 seanslık kür şeklinde yaptığımızda gerçekten bu 1 yıla kadar kalıcılığı olan bir işlem. Tabii ki bunun ev devam ürünleri var. Bunlarla desteklersek işte ozon sabunlarımız, işte sensitif, anti-aging maskelerimiz, nemlendiricilerimiz var. Bunları da tabii ki kullanırsak çok çok daha etkili sonuçlar elde ediyoruz. Senede bir kez mutlaka 4 seanslık bir ozon tedavisi almak şart. O anti-agingler dedikleriniz onlara nereden ulaşabiliriz? Onlar da gene ozon tedavisi yapan yerler yani güzellik merkezleri. Satışını da yapabiliyorsunuz. Satışını da yapıyoruz. Çok güzel. Evet, evet, onları satış boyu olarak sizlere verebiliyoruz. Bu şekilde. Peki demin başta da söylediğim gibi o hediyelerimiz neler olacak? Hediyelere de gelelim. Evet, cilt bakımı verebilirim, ozon tedavisi verebilirim bir seans. Yazın oluşabilecek lekeleri bile engelleyen bir işlem çünkü. En azından güzel. Yazın. Aşamaları nasıl? Öncelikle cildiniz normal bir klasik bir cilt bakımı gibi düşünün ama kullanılan ürünler ve cihazlarla destekleniyor. Önce cildiniz temizleniyor, sonrasında peeling yapılıyor, buhar veriliyor. Hidrofacial yardımıyla önce bir cildiniz temizleniyor. Sonrasında özel maskeleri ve serumları var. Onlar kullanılıyor. İçerisinde zencefil, zerdeçal, limon yağı, kakao yağı, paçalı yağı gibi bütün yağların ozonla etkileşimiyle oluşan bir şey bu aslında. Sadece ozon değil, tamamlayan bir bitkilerin oluşumundan oluşuyor yani bu şekilde oluyor. Sonrasında radyofrekans ve lifting cihazlarıyla da bunları deri altına daha iyi emilimini sağlamak için işlemler yapılıyor. Bu şekilde 45 dakika sürüyor. Yaklaşık bir 15 günde bir işlem yaptığımız zaman çok çok etkili oluyor. Zencefil, zerdeçal dediniz. Evet. Bunları biz peki normal yollarda da yiyecek olsak? Yiyecek olsanız tabii ki de faydası var ama cilde yani tabii ki de faydası vardır ama tabii bizim uyguladığımız gibi değil. Çünkü çok ozon farklı. Oksijenle birlikte vermiş oluyoruz bunu deri altına. Bunu merak ettim. Evet. Yapalım. Bunu bir deneyelim. Yapalım deneyelim. Bunu bir deneyelim. Bir tane cilt bakım verdik. Bir tane kaş evet, verelim o zaman. Bir tane de kaş verelim. Tırnak mikrobül var mı sizde? Protez tırnağımız da var. O da aynı şekilde İşte uzamayan tırnaklar, daha doğrusu yiyen kişiler de oluyor tırnaklarını mesela onlarda. Çok güzel bir işlem. Tamamen. Peki zararı var mı? Yine ben hep zarar olayına giriyorum. Çünkü yani neticede bizim cildimize, vücudumuza zarar vermeden işlem tabii yapmamız ki çok tabii önemli. Ki de. Sonuçta
başta bir jel ve deri tırnağın üzerini kaplıyor. Mutlaka yaptırdıktan sonra hani iki defa sonrasında bir dinlendirmek, bir bırakmak gerekiyor açıkçası. Hava alması açısından. Hava alması için sonrasında tekrar yaptırabilirler. Yani. Peki kalıcı oje? Yani kalıcı oje ne herhangi bir zararı yok. Evet, kalıcı oje çok daha sağlıklı bir işlem. Jel çünkü freezerla çıkartılması gerekiyor. Biraz deri yüzeyini tahriş edebiliyor. O yüzden kalıcı oje çok daha mantıklı. 3 hafta kadar kalıyor. Tırnakla uzadıkça artık ihtiyaç duyuyorsunuz. Değişik nail artlar renkler var. Onlarla tamamlayabiliyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Yani ve o herhangi bir zararı yok. Onu zarar olmaması zaten çok önemli kesinlikle. Benim için özellikle. Evet, onu işte belirli yöntemleri var. Onlarla çıkartıyoruz. Herhangi bir zararı olmuyor. Çok güzel. Bu şekilde. Peki hedefleriniz neler sizin? Akademi kurmak. Öyle mi? Evet, aynı zamanda usta öğreticilik belgem de var. Akademi kurmak istiyorum. Çok güzel. Öğrencilerimin olmasını istiyorum. Başka şubeler, daha doğrusu şehirler arası böyle. Son dönemlerde akademi olayını çok fazla duyar oldum. Evet. Bunun için gereken şartlar neler? Usta öğretici olmanız şart. Yani? Yani ya bu işin özel belgeleri var, belirli saatleri tamamlayıp. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınıyor. Usta öğretici olmak zorundasınız ya da bizim gibi lise mezunu ya da üniversite mezunu olup bunu yaklaşık 5 yıl kadar eğitimle almamız gerekiyor ki akademi kurabilirsiniz. Bunun belirli bayağı bir saatleri prosedürleri var diyorsunuz. Evet, tabii ki. Yani öyle. Yani. Ama herkes açıyor çok enteresan bir şekilde i̇şte son dönemlerde. Bu doğru bir şey değil. Çünkü sonuçta 3 aylık bir kurs alıyorlar. Hiçbir şekilde kendilerini geliştirmeden yer açıyorlar. Kurs veriyoruz diyorlar. Evet. Bir de evet. MEP onaylı diyorlar. Evet. Yani MEP onaylı nasıl oluyor? Onu da tabii hala anlamış değilim. Çünkü henüz kendisi bilmiyor birçok kişi. Evet. Aynen. Mesela bir tane arkadaşımız var. Çok iyi. Bu işi gerçekten yapıyor. Evet. Çok da titiz yapıyor. Hatta burada programcı arkadaşımız. Çok güzel yapıyor. Derslerini de veriyor. Tanıştırmıştım hatırlarsınız. Evet, hatırladım. O da yani işi gerçekten bilen, işin ehli olan birisi. Evet. Önemli olan o zaten. Yani bir yere gittiğimizde bakmamız gereken şey kişi ne kadar çok eğitim almış, ne kadar zamandır deneyimi var. Çünkü gerçekten cildinizi teslim ediyorsunuz bize. Çok önemli bir şey. Lazer epilasyonda olsun, riskli bir işlem, cilt bakımlarımız olsun. Tabii ki de bunlar için özel eğitimler, özel eğitimler alınması gerekiyor. Ama her bazıları aslında, kesinlikle ama. Bazıları 3 aylık kursla işte. Hemen kendilerine yer açıyorlar. Hiçbir şekilde kendilerini geliştirmeden. Tabii bu da bizi kötülemiş oluyorlar. Her yerde güzel salon olduğu için herkes aynı şeyi düşünüyor demek. Yani çok iyi değil gibi. Korkuyor insanlar açıkçası ama dediğim gibi gönül rahatlığıyla gelebilirler. Peki evlisiniz? Hayır değilim. Değil misiniz? Değilim. Diyecektim ki eşinize her gün böyle şeyler yapıyor musunuz? Değilim. İşte cilt bakımı vesaireyle. Ama evleneceğim yakın zamanda. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Çocuk da yok tabii. Evet. Henüz. Bir tane kızım var. Evet. Bir tane kızım var. Demişti görmüştüm ben. Peki tavsiye ediyor musunuz gençlere bu yani güzellik üzerine mi ya da ne bileyim farklı dallar mı? Güzellik üzerine çok fazla son zamanlarda özellikle güzellik adına çok fazla şeyler yapıldığı için evet. Tavsiye eder misiniz gençlere bu mesleği? Tabii ki de kesinlikle. Geleceği var mı? Kesinlikle. Çünkü benim anladığım kadarıyla kadınların iki şeyden vazgeçmediğini görüyoruz. Bir yemekten bir de zayıflamak ve güzellik. Evet. Bir kadın var olduğu sürece bu meslek baki. O yüzden kesinlikle önerdiğim bir işlem yani bir meslek bu. Herkes kendini geliştirsin. Tabii ki de sadece kadınlar için bakmayalım artık. Çünkü erkekler tabii, erkeklerin de bakımlı olması gerekiyor. Ve erkekler de artık çok fazla talep göstermeye başladı. Güzellik salonlarına lazer epilasyon olsun, sakal üstü lazerler, ense boyun gibi. İşte, onlarda lazer var değil tabii, mi? Tabii onlarda da lazer var. Çok da etkili işlemler oluyor onlar için de. Bence kendimize yapacağımız en güzel yatırımlardan bir tanesi lazer epilasyon olabilir. Evet, yani doğru, gerçekten. Mantıklı. O zaman erkek seyircilerimiz için de evet, lazer epilasyon lazer verebiliriz. Koltuk rahatı verebiliriz onlar için. İyi olur. Koltuk rahatı epilasyon hediye verebiliriz onlar için de. Harikasınız gerçekten. Peki başka anlatmak istediğiniz, bizi aydınlatmak istediğiniz konular varsa onlara da değinelim mi? Yani dediğim gibi cilt bakımlarında her zaman için gelmeleri gerekiyor.
bölgesel incelmeyi zaten anlattık. Kalıcı makyajda eyeliner ve dudak renklendirme işlemlerimiz de çok başarılı. Bunlarla ilgili de gelebilirler. Artık hiç makyaj yapmak istemiyoruz diyen danışanlarımız var çünkü. Yaz geldi mesela. Evet. Şimdi yaz geldi ve gerçekten makyaj yapmak çok ağır geliyor. Evet, özellikle bizler böyle spotların altındayız. Hiç makyaj yapmak istemiyoruz. Bir eyeliner yaptırmak, bir dudak renklendirme yaptırmak, bir de ipek kirpik yaptırdığımız zaman makyaja hiç gerek kalmıyor. Bronzlaştık mı tamam. Tamam, evet. Ondan 50 faktör tabii. Kesinlikle 50 faktör ve mutlaka güneşe çıktığımızda bir kere daha mutlaka yenilememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten güneş ışınları cildimize çok çok zarar veriyor. Yaşlanmamızdaki en önemli etkenlerden bir tanesi zaten güneşin zararlı ışınları. Tabii siz uzman olduğunuz için aslında size sormam gerekiyor. Bu 50 faktör. Faktör dedikleri nedir? Saat 30 var, 20... Saat 50, aralı. 50 dakika yani. Evet, aynen. 50 dakikada yani, bir o yok, zaman... 50 dakika, 50 faktör dediğimizde bizi 5 saat kadar falan koruyor. Ama 30 faktör dediğimizde biraz daha az. İşte 30, yani 3 saat kadar 3 koruyor. Saat. Böyle. Ama mutlaka 50 faktör dahi olsa sabah ilk kalktığımızda işte cildimizi temizledikten sonra güneş korucumuzu mutlaka sürelim özellikle yazın. Sonrasında öğlen dışarıya çıkmadan önce mutlaka bir kere daha yenileyelim. Makyaj altına peki yapılabiliyor mu? Makyaj altına tabii ki. Makyaj üzerine yapılan güneş koruyucularımız bile var. Yani makyajınız var, üzerine bile güneş koruyucu sürebiliyorsunuz. Bu tür solüsyonlarımız da var. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben bizleri teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten de güzel bir salona sahipsiniz. Karşıyaka'da bu arada arkadaşlar, sevgili izleyicilerim. Karşıyaka'da güzellik salonu Setu güzellik salonu bu arada. Onu da bildirmiş olalım ve hediyelerinizi bana DM'den ulaşarak Instagram hesabımdan ekleyebilirsiniz. DM'den bana ulaşın. Ben Tuğba arkadaşımıza yönlendirme yapacağım. Sizi ücretsiz bir şekilde cilt bakımı, erkekler için koltuk altı, bölgesel incelme de verebilirsiniz. İncelme vereceğiz, evet. Evet. Yani oraya gittiğiniz zaman Eylül gönderdi değil. Tabii ki her zaman. Mutlaka arayacaklardır evet. Size. Tamam. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ilginize. Sağ olun. Efendim, bugünkü programımız burada sona erdi. Çok yakında tekrardan görüşmek üzere. Biraz tatile gidiyorum biliyorsunuz. Bir hafta 10 gün kadar yokum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Albert Einstein